Herkese merhabalar. P vitamininde her gün bir problem ve paragraf çözeceğiz dedik. Rehber matematik hocamız mükemmel bir şekilde giriş yaptı ve dedi ki arkadaşlar bu problemleri halledeceğiz dedi. Ben de inşallah sizlere paragraf çözdüğünüzde en güzel takdiri göstereceğim ve ardından da sınavda şovunuzu yapacaksınız. Şimdi biliyorsunuz yeni TYT'de paragraf ve problemler çok önem kazandı ve daha doğrusu süreyi daha iyi kullanmamız gerektiği için biz soruları sadece normal okuyarak değil taktikle de çözmemiz gerekiyor. Mesela şu soruya baktığımızda eleştirmen bir şey söylüyor yazar ona cevap veriyor. Eleştirmen bir şey soruyor yazar ona cevap veriyor. Bu tarz sorular son yıllarda çok fazla geliyor. Peki bu tarz sorularda neye dikkat edeceğiz? Esasında... ÖSYM'nin sorduğu birçok soruda benzer bir taktik var. ÖSYM öğrenciyi yormaya çalışıyor. Yani bir şeyler anlatıyor böyle. ...la la 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 anlatıyor da anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. Sonra esas söylemek istediğini genellikle son cümlelere saklıyor. E burada niye söylemedin? E çünkü burada seni yormak istiyor. Burada senin vaktini çalmak istiyor. Şimdi burada da bize diyor ki bu diyalogda boş bırakılan yerleri... ...aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Demek ki burada sorular soracağız ve cevaplarını vereceğiz. Birincisi bu tarz sorularda taktiğimiz şudur. Eğer adam cevaba çünkü diye giriyorsa... E ...biz o zaman mutlaka seçeneklerde e, niçin, neden, niye gibi soru aramamız lazım. Yani girişteki yapısal bağlantıya dikkat etmemiz lazım. Fakat son yıllardaki sorulara baktığımızda bilhassa buralarda öğrenciyi oyalayalım sonlara doğru esas cevabı söyleyelim diyorlar. Yani öğrenci cesaret mi hemen tak diye sondan da başlayamıyor. Hani bu soru neyle alakalı diye sondan başlayamıyor. Buraları okuduktan sonra sona gelince cevabın esasında sondaki cümleyle alakalı olduğunu anlamış oluyor. Biz neyi bileceğiz? Biz tabii ki ilk başları okuyacağız ama esas vurgunun son cümlede olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Mesela 1900 1993-1999 yıllar arasında borsada çalıştırmak. Salata yapıyor şu anda. Uzun yıllardır da parayı merkeze almış, merkez almış mesleklerden birisi olan muhasebecilik yapmaktayım. Dolayısıyla iş hayatımın 30 yılı para, finans, sermaye piyasalar etrafında geçti. 5 yıl önce kendime basit bir soru sordum. Para nedir? Aslında cevabını bildiğimi zannettim. Bu soru karşısında çaresiz kaldım. Kütüphaneye gidip iktisat kitaplarını karıştırdım. Ünlü yatırım uzmanlarının makalelerini okudum. Herkes farklı bir tanım yapıyordu. Aradığım cevabı bulamamıştım. Bunun üzerine... Paranın serüvenini üzerine yazmaya karar verdim diyor. Şimdi finans sektöründe çalışmanızın yazarlarınız üzerine etkisi oldu mu? Bu olabilir gibi sanki. Parayla ilgili araştırmanız ne zaman başladı? Bununla alakalı bir şey yok. Yani bu da olabilir ama hani paranın cevabını bulamadım. Bunun üzerine paranın serüvenin üzerine yazmaya karar verdim diyebilir ama ilgili araştırmalarınız ne zaman başladı diyor. Paranın serüvenini kaleme alma fikri sizde nasıl kaleme alma fikri sizde nasıl oluştu? Bak bu doğru cevap gibi. Niye? Paranın serüvenini kaleme alma fikri sizde nasıl oluştu? Bunun üzerine paranın serüvenini üzerine yazmaya karar verdim diyor. Devam ediyoruz. Yazarların yapıtanın paranın gölgesini düşünü söyleyebilir miyiz? Bununla hiçbir alakası yok. Finans edebiyat ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla da çok ciddi bir alaka yok. Şimdi o zaman geçiyoruz ikinci soruya. Bugünkü medeniyeti ulaşmamızı sağlayan şey meraktır. İddialı konuşmak istemiyorum ama öncelikle böyle bir kitap yoktu. Yani paranın bugünlere nasıl geldiğini belgesel tadında anlatan bir çalışma yoktu. İşte ben bu çalışmamla bu boşluğu doldurmaya başladım bak. Bu çalışmamla bu boşluğu doldurmayı amaçladım. Öncelikle ben merak ettiğim için öğrenmek istedim. Ardından da öğrendiklerimi topluma aktarmayı hedefledim. Hedefledim amaçladım diyor. Şimdi bizim olabilir dediğimiz seçenekler A veya C seçeneğiydi. Bugünkü medeniyete ulaşmamızda paranın yeri size nedir? Hiç alakası yok. Antik çağdan gelecek kitap, geleceğe para kitabını kaleme almanızdaki temel amaç neydi? Bak amaç Amaç, hedef. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Dikkat etseniz son cümlelerde bize esasında cevabı teslim etti. Sizler P vitamininden her gün vitamininizi almaya devam ediyorsunuz. Güzel güzel denemeleri sürüyorsunuz. Bizler de sizlerin güzel haberlerini bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs>